Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu aslında video ortada yoktu. Öyle gelen yorumlardan dolayı bu videoyu çekme kararı aldık. Daha doğrusu Emre aldı bu kararı. Ben bana kalsa artık böyle şeyleri hiçbir şekilde takmıyorum, umursamıyorum, umurumda da değil. Açıklama videosunu yapmak isteyen sendin. İstersen konuyu aç. Neyle ilgili, neden? Aslında bunu... öyle, senin yaptığın da gayet doğru. Ama ben de sanırsam biraz dolmuşum. Ve dün gelen bir yorumdan dolayı bayağı bir sinirlendim. Şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın. Bizim neredeyse 20 bin takipçimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Ama arada işte 3-5 tane kendini bilmez, seviyesiz yorumlarda geliyor. Özellikle bakın, eleştiri falan demiyorum. Eleştiri kesinlikle böyle bir zaten beklentim yok ki, demiyorum da yani eleştirmeyin falan. Eleştiri falan değil ama bazı yorumlar gerçekten böyle bel altı oluyor. Şöyle bir şey yazılmıştı. Yine sinirlendiğim için yanlış anlamayın. Şöyle bir şey vardı. Bir bakıyorum videonuza. Kerem hastanede. Bir bakıyorum ölümden döndü. Bir bakıyorum tatildesiniz. Alışveriş yapıyorsunuz. Hani Türkiye'ye önceden biletinizi aldınız. Doktorlara göstermek için. Doktorlara gösterecektiniz ama videolarda hep yüzünüz gülüyor. Hep güllük gülistanlık. Arkadaşlar nasıl olmamı bekliyordunuz? Yani nasıl olmamızı bekliyordunuz? Siz bizim ne atlattığımızı, ne yaşadığımızı biliyor musunuz? Gerçekten biliyor musunuz? Yani ne atlattık? Adı üstünde söylüyorum, atlattık. Yani Kerim'in o durumu, bizim Almanya'da buraya gelmeden önce 3-4 hafta, yani bir ay öncesi falan, evet, bizim çektiklerimiz. Kerim'in uyanıp uyanmayacağı, uyanırsa ne şekilde uyanacağı, bunlar belirsiz bir şekildeydi. Biz yani Kerim'in yaklaşık 3 gün boyunca ne şekilde uyanacağını bilmedik. Sanırsam 5. günü Kerim ayağa kalkabildi destekle. Ve bu geçirdiği, atlattığı durumdan dolayı Kerim'in hastaneden sonra, yani bu geçirdiği, atlattığı durumdan sonra ne şekilde olacağını bilemedik biz. Ki bunu biz defalarca da söyledik. Çok şey, kötü bir şey atlattık. Çocuğumuz gerçekten ölümden döndü. Bunu bilenler bilir. Yakınlarımız, herkes, çevremiz ne yaşadığımızı çok iyi biliyor. Aynen öyle. Bunu size ispat etmek zorunda değiliz. Hiçbir şekilde. Artık ben hiç umursamıyorum böyle şeyleri. Çünkü çocuğum yanımda, çocuğum sağlıklı. Biliyorsunuz böyle bir hastalık kolay atlatılmıyor. Büyük hasarlar kalabiliyor. Allah korusun, öbür türlü bir şey olabiliyor. Doktorların da bize demesine göre 2-3 saat geç kalsaydık her şey için çok geç olacaktı. Ve biz bunu Allah'a çok şükür atlattık. Aynen. Yani demek istediğim şu. Ben konuyu anladım. Hani dedik büyük ya. Büyük hasarlar. Hasarlar kaldı dedik ya hani. Hasarlar, evet, kaldı, sağ beyni zarar gördü. Evet. O yüzden ama... doktor randevumuzu falan buradan erkene yaptık. Evet. Dediğimiz için, evet, bunlar bu yorumlar da doğru geliyor. Evet. Ama çocuğumuz hayatta mı? Hayatta. Allah'a çok şükür yanımızda hayatta. Mı? Yanımızda. Ve Kerim'i bugün böyle görmek bizi dünyanın en mutlu insanları yapıyor. Aynen. Kerim'i bugün böyle görmek, onu yürüdüğünü görmek, onun konuştuğunu görmek, bize verdiği tepkileri görmek beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Ki seni de böyle. Aynen. Bu da tabii ki de. Tabii ki de yani videolara yansıyor. Yani ne bekliyorsun? Yani ne beklemesi? Beklenti nedir bazı yani? Insanların ne dram beklediğini... mı? Evet. Dramın devam etmesi mi? Yalandan dram mı bekliyorsunuz? Yani ya bazı nedir kişiler yani? Var ki böyle olaylarda annenin babanın da ölmesini bekliyor. Hani gerçekten ben öyle görüyorum artık. Yani ölelim mi? Artık hani artık hayat devam geçti ediyor. Çocuğumuz yanımızda. Daha ne yapalım? Tabii ki toparlanıp ayağa kalkmak zorundayız biz. Günlerimize devam etmek zorundayız biz. Hani bunu kendi evladımız için başta yapmamız lazım. Bizim ne yaşadığımızı hiçbir şekilde tahmin edemezsiniz. Gerçekten sadece yaşayanlar bilir. Bizi sevenler bizi anlar. Onun dışında böyle vicdanı olmayan, kalbi olmayan insanların anlayacağını ben kesinlikle sanmıyorum. Hayat ki devam o ediyor. Da, onu, o, öyle bir şeyde ben kesinlikle mecbur değilim. Ben hiç kimseye, hiçbir Allah'ın kuluna hiçbir şeyi
ispat etmek zorunda da değilim. Ben yeri geldi bundan 1,5 sene önce Ayas'ın durumuyla da ilgili de böyle birkaç yorum falan gelmişti. Ben tuttum Ayas'ın doktor raporlarını kameraya böyle gösterdim. Onu bir sefer daha yapmayacağım. İnanan bizi takip eden baş tacıdır. İnanmayan, kötü düşünen ona da eyvallah. Ya inanmamak eyvallah olsun. Değil onlarınki. Bazı insanlar şey bekliyor hani hala kötülük bekliyor. Kötülükten besleniyor. Hayır. Hayır. Mutsuz insanların hani bazı insanlar başkalarının mutsuzluğuyla mutlu oluyor. Tamam. Olsun. Mutluluklarıyla mutlu olan insanlar gerçekten yok. Sadece ben de yapmayacağım bunu. Kötülükle beslenen insanlar var. Bunları yapmayacağım. Ben çocuğumun yanında her zaman mutlu olacağım. Ben çocuğumun yanında her zaman eşimin yanında, Duygu'nun yanında, Ayas'ın yanında. Özellikle de şimdi tatildeki bu tatilin %99'u çocuklarım için. Ve doktora sorduk. Her çocuklarım için. Her adımımızı doktora sorduk ve doktor ve benim başhekim, tabii ki de yüzüm gülecek. Başhekim kendi bize söyledi. Gidin çocuğunuza aynen. İyi şimdi gelecek o gelen, diye. O gelen bazı yorumlar büyük bir ihtimalle onlar bundan önceki videoları izlemedi. Ya öyle ya da ya bunu biri sardırarak izledi yapıyor ya da bilmiyorum. Ya da içi kötülük dolu o yüzden yaptın. Her neyse artık. Biri var, biri özrünü biz, diledi. Onu da dile getirdim. Evet. Bu yorumu özür diledi. O orada benim için bitmiştir. Özür dilediyse tamamdır. Benim için tamamdır. Ama mesela biz buraya gelmeden önce de sizinle bir video yapmıştık. Orada da sen anlatmıştın ya da ben anlatmıştım. Her neyse. Arkadaşlar bakın buraya bizim gelmemiz, 8 gün öncesinden gelmemiz de hepsi Almanya'da Kerim'i tedavi eden başhekimin onayıyla oldu. Hatta tam tersi ben başhekimle konuştum ve dedim ki yani doktor hanım eğer ki siz diyorsanız gitmeyin, en ufak bir risk var, o zaman ben her şeyi iptal edeceğim dedim. Bizim 8 gün önceyi almamızın sebebi neydi? Doktorun bize hayır tam tersi demesiydi. Gitmeniz Kerim için çok iyi olacak. Psikolojisi için, kendi için. Ve biz de bunu yapıyoruz. Biz aynen de öyle. O yüzden buradayız. Evet hani oturup burada hasarlarla ilgili konuşacak değilim. Bunu da defalarca söyledim. Benim çocuğumun artık aklı eriyor. 8 yaşında bir çocuk ve çok akıllı bir çocuk. Arkadaşlarının anneleri izliyor. Arkadaşlarının haberi oluyor. Ben tutup da bilinçli bir çocuğun şimdi zararlarını geçirdiği şeyleri söylemek yapmayacağım. İstemiyorum. Hayır ben de yapmayacağım. Yapmayacağız yani daha doğrusu. Çok şükür her şey hamdolsun. Evet zorluklar yaşıyoruz. Tabii ki zorluklar yaşıyoruz. Bunu biz görüyoruz. Bunu yakınlarımız görüyor. Başkalarına da sergilemeye gerek yok. Hani şey gibi yansıyor ya bu böyle. Böyleydiniz, ne çabuk böyle oldunuz falan filan aynen, diye. Aynen. Aslında hani izlenme tam kasma ters. Olsaydı amacımız ne yapardık biliyor musunuz? Çok farklı şeyler olurdu. Her gün bu konuyla ilgili bir şeyler her çekerdim. Her gün dram yaratırdım. Yani. Burada Türkiye'ye gelirken arabanın üstüne sinek konduğu için Sıla yolunda kaza yaptım derdim. Ki var. Böyle de var. Ne bileyim size uyduruk hikayeler anlatırdım. Dıdımın dıdısının başına gelenleri ona çarpıp kendi başıma gelmiş gibi anlatırdım. Yani bilmiyorum çok fazla konuşmak da ya istemiyorum. Ya rahatsız olan izlemesin biz burada kimseyi izlemeler için zorlamıyoruz. Sadece şunu da söylemem lazım. Şunu da söylemem lazım. Dediğim gibi bu kesim belki de aranızda %1 bile yapmaz. Geri kalan 19.900 kişi de gerçekten baş tacı ki bu Kerim'in durumunda da gerçekten diyorum abartmıyorum binlerce gelen mesaj. Hepinizden Allah razı olsun. Mesajlar, herkesin dualar. Dualar, işte hocaya dua okutmalar falan Allah hepinizden razı olsun. Geri kalan artık kaç kişiyse 50 midir 100 midir bilmem onlara da eyvallah. Bu kadar basit. Ben kimseye hiçbir şey bu dakikadan sonra ispatlamak zorunda da değilim. Yapmayacağım da. Bu kadar basit yani. Çok fazla uzatmayalım. Bu bana kalsa ben bu videoyu yapmazdım. Değer görmüyorum. Gerçekten değer görmüyorum. Aslında bak, öyle. Eskiden bir yorum için oturup ağlardım. Kendimi üzerdim, hırpalardım. Ama şimdi düşünüyorum niye ki? Neden yani? En önemli varlığım çocuklarım yanımda.
Çocuklarım iyi. O onu demiş, bu bunu demiş, şu şöyle düşünmüş, bu böyle düşünmüş. Hiç umurumda değil. Zaten gelen yorumların da fake hesaplardan çoğunun Ya olduğunu işte fake biliyorum. olsun Farkında olmasın mısın? Yazılan yorumların bir birinci yorum. bakıyorsun İlk ilk yorum. yorumu. İlk yorum. Kanalımızda Doğru. ilk yorumu. İlk yorum. Anında biri yazıyor. Bir dakika sonra öbürü ona cevap veriyormuş gibi. Yani bu birazcık kurgulu. Bilmiyorum, bana öyle Olabilir. geliyor. Her neyse, dediğim gibi artık uzatmaya Önemi da de gerek yok. yok. Şunu bilmenizi istiyorum. 1,5 sene önce, 2 sene önce Ayas'ın durumundan dolayı, dediğim gibi ben, biz ikimiz o videoyu çok iyi hatırlıyorum. Getirdim. Doktor raporlarını böyle kameraya tuttum. Arkadaşlar, bunu bir daha yapmayacağım. İster inanırsınız, baş tacısınız, inanmazsanız yüzlerce binlerce başka vlog kanalı var. Ki şöyle de söyleyeyim, yani bizim Buyurun canımız yani öyle onlara. bir yandı ki Allah'ım hiçbir anneye, babaya bunu yaşatmasın. Hiç Amin. Amin. yani düşmanımın başına vermesin. Biz biliyoruz neler yaşadığımızı. Şu dört duvarda var ya, neler yaşadığımızı bir tek biz bilebiliriz. Kimse bilemez. Kimseye dilemem. Böyle kötü yorumlara yapanlara bile diyemiyorum ki. Hani diyemiyorum ya, Allah da sizi sınasın. Sizin de başınıza gelsin diye bir Allah laf korusun. edemiyorum. Allah kimseye Allah'ın yaşatmasın. aynen Allah kimseyi korusun. evladıyla sınamasın, imtihan etmesin bu kadar. Ama içinde de iyilik barındırmayan, kötülük barındıran kişilere de Allah ıslah etsin. Başka bir şey de demiyorum. Bence bu kadar yeterli. Evet. Çok bile Doktor yeterli randevumuza değil. Da gelirken onu da söyleyeyim. Bir dakika, onu da bir söyleyeyim. Tamam. Doktor randevumuzu da çok çok merak edenler oluyor. Yani böyle kişiler özellikle merak ediyor. Doktor randevumuz da yarın arkadaşlar. Yani Yani siz bu videoyu pazartesi izliyor oluyorsanız, olacaksınız öyle diyeyim. O zaman ertesi günü randevumuz olmuş oluyor. Aynen. Yani bunu da bilin. İçiniz rahatlasın. Çok fazla uzattık. Aslında senin de dediğin gibi, aslında hiç bunu gerek hiç yok. Yapmaya da bilirdim. Ama yine de ben rahat duramadım. Yani şöyle içimi biraz ferahlatmak istedim. İçimi biraz dökmek istedim. Sağ Başka olsun da güzel takipçilerimiz bizim var. yerimize o kadar güzel cevap verdi ki o %99. insanlara. Yani bizim cevap vermemize bile aslında gerek kalmadı. Onlar bizi biliyor, onlar anlıyor. Bir iki kişi anlamamış ya da kasıtlı bu mesajları yazmış paşa, hiç. Paşa gönlünüz bilir, paşa keyfiniz bilir. Dediğim gibi bir tek YouTube'u biz yapmıyoruz. Yüzlerce binlerce kanal var. Onlar da her türlü tiyatro dönüyor. Bilmem bir şeyler yapılıyor. Mükemmel efsane kurguları falan var. Buyurun onlara. Kendinize Bu açıklama burada bitsin. Asıl vlog, yani vlog olarak vlog da şimdi başlasın. Görüşürüz. Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz şimdi yine Didim'deyiz. Didim'de Mavi Şehir'e geldik. Bilenler bilir, bilmeyenlere de Didim'e gelecek olanlara birazcık Mavi Şehir Pazarı fikir olsun diye aynen Mavi Şehir Pazarı'na getirdik. Bakarsınız, belki hoşunuza giderse siz de geldiğinizde uğrarsınız. Ama hoşunuza gitmeyecek gibi de değil, çünkü gerçekten şöyle bir biraz göz attım. Birincisi çok büyük, ikincisi yok. Gerçekten aradığınız ne varsa var. Evet, çok güzel bir yer. Şimdi onu, şu kamerayı hemen bir değiştireyim. Burada mesela takıcı falan var. Şurada çok güzel çocuk kıyafetleri vardı. Çok hoşuma gitti. Alt üst ama 450 liraydı mesela. Yani fiyatlar burada da kendine bence belli ediyor. Burada çok güzel takılar var. Ve ne ararsanız var. Bornozlar var. Bize zaten 2 tane bornoz lazım. Bakalım nereden alabiliriz onları da bilmiyorum. Ya buradan alırız ya da şöyle bir ilk daha zaten daha tam girişindeyiz. Aynen. Tam girişindeyiz. Ki burası bayağı büyük. Biraz bir turlayalım. Bir bakalım ne var ne yok. Ona göre karar veririz artık. Bunlar ne kadar? Onlar 350. 350. 300 olur onlar. Bunlarla aynı mı yoksa? Bunlar farklı mı fiyatta? Fiyat farklı, onlar 400. 400. Onlar 350. Çok güzelmiş. Şu çok güzel değil mi? Çok güzel. Pahalılar da var bakın orada.
200 TL, 300 TL, 350'ye var. Şöyle. Rengarenk havlar. Tütsü kokuyor. Tütsü de alacağım. Tütsü koktu. Şuradan geldi herhalde. Şuradan geldi. Aktar taraflarından geldi. Bakın burada da süsler var. Çok güzel. Ev süsleri, hediyelik eşyalar var. Değil mi? Bakabiliriz aslında öyle bir şey. Var, saat bile var. Baksana yukarı. Saat. İçeride de var. Çok güzel. İstiyorsan sen böyle reçetik çekebilirsin. Ben bilmiyorum. Ver. Ya da yürüye yürüye artık nasıl diyorsun? Ben de çekebilirim. Nasıl istiyorsan. Tamam. Benim çok almak istediğim bir çanta var, görüyor musun? Şu beige rengi. 300 TL yazıyor altında. Chloe, evet. Onun gerçeği de bilmiyorum. 1000 euro mu, 1500 euro mu, daha mı pahalı bilemiyorum. Evet. Onu çok seviyorum mesela. Sana istiyorsan bunu alabilirim. Ben gerçeğini istiyordum ama neyse. Gerçeğini biraz bekletmek zorunda kalabilirim. Tamam. Biraz. Birazcık. İyi, olsun. Beklerim ben. 5 sene de beklerim. Burada da tişörtler falan var. Baksana yerleri gerçekten güzel yani. Elin yerleri çok güzel. Yeri. Yerini diyor. Evet. Bakın şu müslin kumaşlar çok iyi oluyor herhalde. Bunlar böyle terletmeyen kumaşlar. Uzun kollu bile olsa iyi bir şey. Ayasa göre çorap. Evet. Minnoş minnoş. Sana da çorap eksik var. Ben aldım ya daha, ne kadar aldım? Ha, aldın mı sen? Bayağı aldım. Tamam. Şeyden aldıydım ya ben Almanya'ya, Türkiye'ye gelmeden önce. Ha, gelmedim. Son dakika. Hatırlıyor musun? Hatırladım. Yola çıkacağım gün. Hatırladım. Burada böyle çocuk eşyaları. Yine formalar, çantalar. Çok güzel çantalar var arkadaşlar. Çakma Louis çantaları. O kadar güzel ki. Yani. Ben böyle... Ya şey diyorum hep, ya gerçek olacak, ya da hiç olmayacak. Ama bazı gerçeklerin fiyatı da işte o kadar çok olduğundan. Ama sevmiyorum böyle hani sahte marka yazdığı zaman sevmiyorum arkadaşlar. Yani normal giyerim daha iyi diye düşünüyorum. İlla üzerinde marka yazmasına gerek yok. Bakın misal bu çok güzel ama üzerindeki yazısı olmamış. Olmasaydı alırdım. Olduğu için almıyorum mesela. Şimdi böyle bir süs falan satan yere girdim. Gerçekten çok güzel şeyler var. Böyle kılıf şeylerden tutun. Notiz buhlardan tutun. Böyle artık bunu duvara mı asarsınız, nereye asarsanız, balkona falan mı asarsınız? Böyle güzel güzel tabaklar var. Çok güzel, ayrıntılı bir şekilde. Şuna bakar mısınız? Ayrıntısı falan gayet güzel. Çok güzel şekilde yapılmış. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Rengarenk böyle küllüklerden tutun. Sonra... Mesela böyle üstünde yazılı olan kızımın odası. Hoş geldiniz kapıyı. Oğlumun odası. Buradan... Ne yazıyor burada? Gülüyoruz falan da içeride mevzular çok karışık. Bu güzelmiş. Böyle küçük nargilelerden tutun ki nargile ben hiç anlamam. Sıfır. Ya böyle süslük falan eşyalar. Bakın böyle fincanlar, nazarlıklarla.
bu şekilde. Bak şöyle fincan. Ya. Sen bana ver. Tamam. Arkadaşlar, sen geçmiş olmaz burada. Bu tarafında durursan görünmüyorsun. Arkanda durursan görünmüyor. Arkanda görünüyorsun, burada durursan. Tamam. Sağında durursan görünmez. Şimdi biz geziyoruz. Gezerken de tabii Ayas'la Kerim durmayınca Ümit abiyle Emre'ye devrettik ikisini de. Biz şimdi biraz daha Ceyda ablamla turlayacağız. Size biraz daha etrafı gösteririm. Ondan sonra büyük ihtimal biz de gideriz. Kuru yemiş falan da satılıyordu değil mi Ceyda ablasının? Kuru yemişler falan da var burada. Çantacılar hakkında zaten. Böyle büyük beden kıyafetler var. Yani benim giyebileceğim. Hasır çantalar. Bak burada markalar yazmıyor. Ceyda abla. Burada marka yazmıyor. Kendileri örüyor. Evet, kendileri örüyor. El örgüsü, çantalar var burada. Buradakiler de hep marka yazıyor. Böyle yuvarlak bir çanta. Bakın şöyle. Havlular falan da iyi sığar değil mi? Kocaman. Kocaman böyle. Bakın. Çok güzel. El örgüsü yani. Olduğu gibi şöyle emek. Göstereyim size. Tabii. Bu da astarlısıdır tatlım. Astarlı ve cepli. Sağ olun. İşte burası da olduğu gibi Ayas'ın bölümü diyebiliriz. Ayas'la Kerim'e göre bir şeyler var burada da. Çok güzel. Ay Ceyda abla ama çok güzel çocuklar için ya. Her şey çok güzel. Burada da böyle yine çanta. Aa, hasır çantalar var Ceyda abla bak. Geziyoruz Ceyda ablayla, bir şeylere bakıyoruz, çantalara falan bakıyoruz Ceyda ablama. Diyorum ki her şey pahalıma geliyor. Şimdi siz de bana kızacaksınız büyük ihtimal. Diyeceksiniz ki Duygu Almanya'dan geliyorsun. Senin paran daha değerli belki ama yine de inanın çok fazla pahalıma geliyor bazı şeyler. O yüzden bir saniye. Evet. Dediğim gibi bazı şeyler çok aşırı derecede pahalıma geliyor. Yani kıyas yapınca diğer senelere bayağı bir fiyatlar uçmuş değil mi? Bayağı bir uçmuş. Gerçekten Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yani özellikle burada yaşayanların Allah yardımcısı olsun diyorum. Ama çok güzel bir yer. Muhakkak bakmanız gereken bir yer. Gerçekten kitabından tutun, yiyeceğinden tutun. Mayosundan, takısından, ev eşyası, ev süsü, her şey ama her şeyi bulabilirsiniz burada arkadaşlar. Şöyle. Çalışmıyor ama ya da şeyi yok. Şuna bakalım. Babanın elini bırak. Aynen, abi de şu. Çalışmıyor. Aa, var. Yemek yiyebileceğiniz bir sürü yer var. Beş bölük ekmek var mesela. Bunlar kaç? Biz şimdi bizimkileri arıyoruz. Çocuklarla kenara çekilmişlerdi bir şeyler içmeye. Ceyda abla ben buraya gündüz geldiğimde de sanki sırf sebze falan da vardı. Sebze alışveriş yeri falan. Ha, pazar halı da varmış arkadaşlar. Neredeler? Aha buradalar. Bulduk bizimkileri. Evet arkadaşlar biz şöyle tatlıcıdan tatlı aldık, halka tatlısı aldık. Burada da böyle yarım kilo baklava aldım. Göstereyim mi size bilmiyorum ki açayım mı açmayayım. Şey açılacak zaten şimdi de. Bildiğiniz normal baklavadan aldık şöyle. Bakın şu şekilde. Bir de gittiğimiz yerden biraz iç çamaşırı aldım ben. Şunu Kerim dolaşırken kırdı. Kırdığı için almak zorunda kaldık. Bunu da böyle almış bulunduk. Bir de burada Kerim'e şöyle bir kaktüs aldık. Kaktüsü de görüyorsunuz.
konuşuyor. Siz ne derseniz o da sizin taklitinizi yapıyor, öyle söyleyeyim. Yasin ilacı da burada kaldı. Huzuruma kayıp şimdi bir uyku ilacını da verip uyutacağım bunu. Herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Biz şimdi yoldayız. Dövizciye gidiyoruz her zamanki gibi. Dün fazla çekemedim sanırım videoya. Fazla bir şey çekemedim. Çünkü ne Ayas ne Kerim durmadı. Özellikle de Ayas durmadı. O yüzden mümkün olmadı bir şeyler çekmek. Şimdi de işlerimiz var, birkaç işimizi onlara halledeceğiz. Daha sonra da mangala gideceğiz. Mangal yapmaya gideceğiz. Deniz'in oralarda bir yerdeymiş sanırım. Hiç gitmedim daha, bilmiyorum. Deniz kenarı. Siz de bize eşlik edin dedik. Şu saçımı başıma bakmayın. İnşallah bugün yıkayabilirim saçımı. Bir bakayım, uçuş olmuş. Gittiğimizde de sizi götürelim istedik. Bu arada size Didim Merkez... Şurayı da bir gösterelim. Merkez Camii. Didim Merkez Camii'sini gösterecek tabii size. Emre her zamanki gibi lafa daldığı için. Böyle bakın. Bu Didim'in en büyük camisiymiş burada. Biraz daha yakınlaştırayım size. Şu şekilde. Sesim de geliyor mu bilmiyorum. Rüzgar var ve çok araba gürültüsü var. Şöyle şu şekilde. Kerim'le de gelebilirsiniz. Kerim çok seviyor camileri yani arkadaşlar. Bizim kaldığımız yerde buraya 2 dakika yani. Evet. Yani Kerim'i de getirebilir. Getirebilirdik ama arkadaşlar çok sıcak ya. Ben aşırı sıcak ama ben bunu alıyorum yani o kadar. Yani o çocuğa bir şey olmaz. Bizim yalnız gitmek istediğimiz yer o tarafta kaldı. Burası değil. Dövizcimiz evet, bu burada. Tarafa gitmemiz lazım. Aynen. Şunu sevsem beni ısırır mı acaba? Isırmaz. Korkma. Aşağıya eğil. Gözüne bak. Aşağıya eğil. O yavru kuşum. Annesi. Annesi. Ay, yem var bu mıdır burada bir yerde? Yem var mıdır? Bilmiyorum ki. Dur buna yem alalım. Yem var mıdır? Buna şey falan yedirsek, böyle açma falan gibi bir şey alıp gelsek. Açma yer olmaz. Onu. Hayır ya. Açma da yiyor. Hayır ya. Canım, niye ben şimdi açma yedireyim? Köpek yemini yedireyim ben buna şimdi. Şimdi gidelim, şurada market yok mu bir yerde? Vardır. Alalım, hadi gel. Aynı yerde duruyor bu hep, hadi gel. Hadi. Market orada var mı bilmiyorum. Sen burada bizi bekle kuzum, tamam mı? Burada bekle. Sen burada dur. Köpek yemi arkadaşlar bu tarafta satılıyormuş. Pet shop varmış şu ileride. Oraya doğru gideceğiz. Bir de su alırız. Ah, suyu buradan alırız. Suyu buradan alırız. Bir tane, iki tane de kap lazım. Tamam. Onu da buluruz oradan, bir yerden buluruz. Market gibi bir yerden. O markette vardır kesin. Evet. Aynen, ha oradan buluruz. Hava çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Biz arkadaşlar şimdi pet shop'a gittik. Oradan yeme aldık. Hem kedi yeme hem köpek yeme ama küçük aldık. Arabamız... Bir de şöyle. Arabamız geldikten sonra büyük paketlerde alacağız. Üstteki kedi yemiydi galiba, alttaki... Altta büyük olan var ya. Büyük olanı büyük köpek olan yemiydi. Şunları aldık. Yazık, o da orada herhalde baygınlık mı geçiriyor, ne yapıyor benim gibi. Çünkü ben de onun gibiyim. Ayakta duramıyorum sıcaktan. Ne yapacağız şimdi? Aa, su sığmayacak. Ben sana dedim sığmaz diye. Hayır. Sen şuraya dağıt. Şu ikisine. Ver o. Aynen. Dağıt öyle. Tamam. Bir daha geliriz. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi suyu aldığımız su nerede? Ben de bir dakika. Şunu geri kapatmamız lazım güzel bir şekilde. Sen onu niye öyle açtın? Nasıl açsaydın? Keşke başka türlü açsaydın. Nasıl başka türlü? Başka türlü. Başka türlü ne demek? İşte başka türlü. Ne demek? Yani yırtmadan. Yırtmadan olur açsaydın. Mu? Kancası vardı. Yırtmadan olur mu? Bu şey değildi ki, düğümlü bir şey zaten değildi. Zaten poşetin içinde bir şey olmaz. Önemli bak, olan ikisi karışmasın. Şimdi bunu böyle yaparız. Tamam mı? Gel oğlum. Kucuğu. Gel aşkım, gel. Gel bakayım. Gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Gel. Heh, suyunu da.
Yeter o bana. Soğuk değil ya, fazla şey yapmaz. Gel, gel aşkım. Gel bebeğim, gel. Hadi, afiyet olsun. Gel. Oğlum, anne de özledim. Sana aldık lan, sana hadi aldık. Hadi ye kuzum, hadi ye anne. Hadi ye anne. Çok sıcak ondan mı? Yo yo, yer o şimdi. Yer bak. Bak. Hmm. Torbamızı şey yap. Kaldır onu. Suyunu da iç. Aferin. Tamam. Gel. Senden işimiz bitti oğlum. Bugünlük. İleride bir gün karşımıza çıkarsan yine veririz. Telefonumu alabilir miyim? Gel. Gel buraya. Tamam gel, sana aldık. Sana aldık zaten. Sana aldık, gel. Hayırdır, sen düşüyor muydun? Evet, gel. Düşüyordum. Gel oğlum. Lan kız mısın, oğlum musun? Gel. Kız. Gel buraya, gel. Gel. Gel, hazırlıyoruz. Bak, menü yapıyoruz sana. Şuraya yap. Öyle orayı gösterdin ya, sen. Ya neyse, yap. Sen tamam, orayı tamam, göster. Ya fark etme, öbür yere suyu koyarız, tamam mı? Yeni yap sen. Tamam, dur, dur. Oo, çok acıkmış bu. Baksana, bize saldırıyor. Yeter. Öbür arkadaşlarım vardı senin, onlar nerede? Burada bütün gün geziyordunuz hepiniz. 5-6 kişiydiniz. Şimdi sen tek başınasın. Nasıl? Gel. Gel aşkım, gel. Korkma, kızım, gel. Gel kızım, suyunu gel. Suyunu da ver, gidelim çünkü çok korkuyor. Gel kızım, gel. Hop. Suyunu da al, gel. Hadi bakalım, afiyet olsun. Nesi de sonradan geldi ama çok korkuyor. Ve bayağı yani küçük bir kedi. Ve çok korkuyor. Gel hoş gel. Gel gel. Kisi kisi. Gel. Gel anne. Gel. Bak bu burada keyif yapıyor. Gel. Hadi gel. O korkuyor, bizim gitmemiz lazım. Tamam, hadi gel. Hadi gel. Baksana çok korkuyor, etrafına falan bakıyor, gidiyor. Biz gidince gider o yer. Hadi yürü. Yürü. Evet arkadaşlar, biz biraz Didim'in dışındayız sanırım. Dışında mıyız biraz? Akbük'teyiz. Akbük'te bir koya geldik. Burada böyle grill yapabiliyorsunuz. Hem grill yapıp hem de çocuklarınızı suya bırakabiliyorsunuz. Ama burası güzel. Benim evet, hoşuma güzelmiş. Gitti. Bayağı güzelmiş. Hemen size bir göstereyim. Şöyle bir koy burası. Görüyorsunuz. Şöyle tepeden göstermeye çalışıyorum. Burada da bizim kendi bölgemiz. Masa, sandalyelerimiz. Bunlar bizim hep. Bak, orada da bir tane mangalımız var. Mangal yapacağız arkadaşlar. Salatalımızı hazırladık. Böyle bu şekilde sandalyeler falan filan. Burada gördüğünüz gibi. Ben içtim sigarayı, bir de şey yapıyorum. Ya niye böyle pis olmak zorundalar? Neden ama ya? Kendimizden sorumlu olalım. Notlarız ama. Maalesef ki böyle plastik olan çöpleri falan bırakıyorlar. Her şeyi, bütün her şeyi. Yani, ayakkabı kutusundan varana kadar kimse... yemiş içmişler, bardaklarını bırakmışlar. Evet. Maalesef ki böyle bir sorunumuz var toplum olarak. Çevreye çok iyi bakmıyoruz. Özen göstermiyoruz. Maalesef ki. Bu yani çok ufak geliyor kulağa söylenince ama hepimiz için aslında çok büyük bir sorun. Serdar abim şimdi gitti, ot getirdi, kömürümüz var. Bak buraları hazırladı, etti. Şimdi mangalı yakacak. Abi kusura bakma, ne yapayım yani, seviyorum. Pişmiyor.
Hayır pişmiyor. Kendin alsaydın pişirseydin ya. Nedir bu ailedeyse? Ben de 20 sene. Aa, evet görüyorum. Aa, hem de bir sürü. Benim de seni çekmedim. Vardı. Seni çekmedim. Yani, sen gelirsen yani senin de bir yarım kasa. Serdar abi ya. Seni de çekmiyorum. Dikkat ediyorum tamam mı? Hiç sorun yok. Hani... Serdar abi diye çekebilir. Gerçekten mi? Adam fotojenik. Çekelim mi? Çek. Seni? Beni de çekelim. Gel. Gel Derya. Oh bunlar da vallahi mis. Bak yağı mağara attı bunları. Biz benim kardeşim ben de gelinimiz kardeşim. Hiç kimseyi zorla. Babam. Ya kardeşim ben de öyle sıkıntı yok da. Ya bu tarafta ayrı bir değişik çıkıyorum. Sevmiyorum. Olsun. Ben normalde fotoğraf çekiyorum. Abi normal yani. Dur. Bak. Şey, bak, bak, tanıştıracak bak. Mısın? Tanıştıracağım. Tamam. İlk önce şunu bir deneyeceğim. Bak, bak. Gördün mü? Şey kız çıkıyor hem de şey. Dur yürüyen deniz şey. Geç tanıştı Derya'yı abi. Şimdi Serdar abim benim dayımın oğlu. Dayım Sivaslı. Kendisi de önceden eskiden Sivas'taydı. Ama öğretmen olduğundan dolayı bir Soma falan oldu değil mi abi? Evet. Soma Manisa'daydın. Aynen. Şimdi Sivas'tasın. Şu an Sivas'tayız da gene... Ama gene Ege'ye doğru geliyorsun. Aynen galiba. Aynen. Benim dayımın oğludur. 2 yıl sonra geleceğiz gene. Eşi de... Derya. Nerede göremedim. Derya dedi ki. Oraya göstereyim. Derya yengem de mi orada? Sen? Ceyda abla seni şey yapmış. Derya da burada arkadaşlar. Kızlar da burada. Bütün gün mü? Evet. Dur bakayım. Merhaba. Merhaba. Ben yengeç bulmak. Göster bakayım kız. Nerede? İçine dikkat edin. Evet görüyorum bak. Görüyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi evet. Benim değişik keşiflerim. Dolmuştur çıkarabilirsin. Dolmuştur çıkar. Hayır. Bir şey olmaz. Doldu. Tamam. Tamam.